Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle köyde yaptığım yufka ekmeği paylaşmak istedim. Memleketime izine gelmişken yufka ekmek yapmayınca olmaz diye düşündüm. Bu güzel imkanlardan faydalanmak için yufka ekmek yaptım annemin evinde. Anneme yaptık bu yufka ekmeği. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten çok güzel yufka ekmekler oldu. İsterseniz hemen hamurunu yaparak başlayalım. İlk önce unu eleyerek başlıyorum. İlk önce 5 kilo unu eledim arkadaşlar. Marketten aldığım undan eledim 5 kilo. Daha sonra da babamın değirmende öğüttürdüğü tam buğday unundan eledim. 10 kilo kadar da tam buğday unu kullandım. Bu şekilde elimle karıştırdıktan sonra ortasını havuz şeklinde açıyorum ve hemen suyu ortasına ekliyorum. Tuzu annem suyun içerisine ekliyor arkadaşlar. Suyun içerisine ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Tuz eridikten sonra hamuru yoğurmaya başlıyoruz suyu döküp. Salamura tuzundan bir avuç kullandım arkadaşlar. Çok fazla tuzlu olmasını istemediğimiz için tek avucumla bir avuç tuz kullanmış oldum. Hamuru bu şekilde güzelce yoğuruyorum. 2 parçaya bölüp bu şekilde yoğuruyorum arkadaşlar. Önceki gördüğünüz gibi leğenin içerisinde fazlaydı. Aktarıp döndürmesi zor olduğu için ilk önce bir gelişi güzel toparladıktan sonra ikiye bölüp bu şekilde elimle yumruklayarak güzelce kıvam aldırana kadar yoğuruyorum. Bu şekilde yoğurduktan sonra bezelerimizi hazırlayıp hemen yufkamızı açmaya başlıyoruz. Bayağı bir beze hazırlıyoruz. Daha güzel dinlenmesi için ve kolay açılması için bezeyi ne kadar çok hazırlayıp üzerini kapatırsak yufka ekmeklerin açılması o kadar kolay oluyor. Memleketime geldiğim zaman bu yufka ekmeği mutlaka yaparım. Hem kendim giderken götürürüm hem de anneme yardım olması amacıyla bu yufka ekmeği mutlaka yaparız. Yanında gözleme yaparız, katmer yaparız. Hamuru tek seferde yoğurmuyorum. 10-15 kilo kadar unu bir yoğuruyorum. Daha sonra 2 kere daha yoğuruyorum. Yani bir günde 3 sefer hamur yoğurmuş oluyoruz. Bu sayede 50 kilo unu bir günde yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bu yaptığımız yufka ekmek de kış boyunca tüketiliyor. Hiç bozulma olmuyor. Bu şekilde güzelce çevirerek pişirdiğiniz zaman ve daha sonra da kurutup üst üste koyduğunuzda kesinlikle bozulmuyor. Annem bu şekilde pişirdikten sonra en son aşamada ekmek sacının üzerine bir kere daha seriyor ve iç kısmını güzelce pişiriyor. Güzel piştiği zaman kesinlikle bozulmuyor. Yani daha güzel kurutuyor sacın üzerinde. Ve bunu da kış boyunca tüketiyorlar. Gördüğünüz gibi yufka ekmekler sacın dolusu oluyor. Kardeşlerimle birlikte yaptık. Daha önce bu şekilde ekmek videoları paylaşmıştım. İsterseniz onlara da bir göz atabilirsiniz. Ve sayfamda ekmek açma eğitim videosu olarak videolarım var. Ekmek açmayı, yufka ekmek yapmayı bilmeyenler için güzel bir video hazırladım. İsterseniz ekmek açmayı, yufka ekmek yapmayı bilmiyorsanız oradan yardım alabilirsiniz.
Yufka ekmeği pişirmek için de çalı çırpı kullanıyoruz. Ve kabağın kabuğunu kullanıyoruz arkadaşlar. Bu şimdi pişirdiğimiz kabağın dış kabuğu, içinin çekirdeğini alıyorlar. Kabuğunu da bu şekilde ekmek pişirmek için değerlendiriyorlar. Aynen odun gibi yanıyor. Gerçekten çok bereketli ve çok güzel oluyor. İsterseniz börek de sarabilirsiniz bu yufkalarla. İçinde tam buğday unu olduğu için de açılması da çok kolay oldu. Ben çok severek ve zevk alarak açtım. Gördüğünüz gibi ekmek de neredeyse tahtadan dışına taşıyor. Çok büyük yufka ekmek oldu. Bu ekmekleri kuruttuktan sonra tüketmek istediğiniz zaman bir kasenin içerisine su koyup elimizle ıslatıyoruz. Böyle kenarlarına ve ortasına birazcık su serpiştirip üzerini kapattığımızda 10-15 dakika sonra pamuk gibi yumuşacık yufka ekmek oluyor. Tüketmek istediğimizde 5-6 tanesini birden veya 3 tanesini birlikte ıslatıyoruz. Daha sonra da bir poşetin veya güzelce şöyle bir büyük bir saklama kabının içerisine koyarak saklıyoruz. Tekrar bittiği zaman yine ıslatıyoruz aynı şekilde. Bu şekilde tüketiyoruz arkadaşlar. Benim memleketimde bu ekmek mutlaka yapılır. Yufka ekmek çok sevilen bir ekmek çeşididir. Yapma imkanınız varsa sizlere de buradan kolay gelsin diyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Ben burada videomun sonuna geldim. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.